Evet arkadaşlar, sıfırda dedik ve kayıda başladık. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi Uzaktan akşamlar matematik diliyorum. eğitiminin 9. sınıf matematik dersindeyiz. Önerme, ilk kazanımımız olan önerme, denk önerme, önermenin doğruluk değerlerini birlikte kavramaya çalıştık. Önermenin değeri kaldı. Ve sonrasında bu oturumda son oturumumuz birleşik önerme ve veya ve ya da'yı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi önermenin değiliyle başlamak istiyorum. Önermenin değili adı üzerinde önermenin olumsuzu arkadaşlar. Bir önermeyi önermenin olumsuzu şeklinde ifade ettiğimizde oluşan yeni önermeye P önermesinin değili diyoruz. Şimdi P önermesinin değeri olarak sizlere şu şekilde cümleler kurabilirim. Eksi bir sayısı bir doğal sayıdır dediğimde değerini söylersem eksi bir sayısı bir doğal sayı değildir. Bakın olumsuzunu kuruyorum. Tekrar ediyorum. Eksi bir sayısı bir doğal sayıdır dediğimde bu önermenin değerini almak demek olumsuzunu düşünmek demek. O zaman düşünelim. Eksi bir sayısı bir doğal sayı değildir koyduğumuzda önermenin değili oluyor. Ya da deltoid ya da şunu deltoidi karıştırmayalım. En küçük asal sayı 2 değildir. Şimdi bakın böyle bir önerme var. En küçük asal sayı 2 değildir. Bunun değilini alalım. Değilini. En küçük asal sayı Evet. 2 değildir dediğimizde bunun olumsuzunu tekrar olumsuzunu alırsak ne olur? En küçük En asal küçük. sayı 2'dir olur. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdi en küçük asal sayı 2'dir dedik. 2 değildir dedik. Değilini aldığımızda ne oldu? En küçük asal sayı 2'dir Bir. şeklinde ifade ettik. Şimdi size bir cümle okuyacağım. Değilinin değili acaba nedir? Bakın, değilinin değili acaba nedir? Bunu sizle birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi sınıfımızın mevcudu neydi? En çok olan sınıf mevcudunu söyleyeyim bana. 41. Tamam, 41 Bizim kere sınıfta maşallah. 41. 41 kere Hocam maşallah. 46. 46'da arttıran var mı? Yok, artık duvarları Hocam kırıyorsunuz. 31'iz 46 mı? ya. Tamam. Arkadaşlar soru şöyle bir soru kurmaya çalışacağım. Sınıfımızın mevcudu 46 kişidir. Şimdi bu önermenin değilini alabilir miyiz? Evet. Alırız. Tamam. Ne Söyleyeyim diyeceğiz? mi benim? Söyle. Söyleyeyim mi? Sınıfımızın Söyleyeyim mevcudu hocam. 46 46 değildir. 46 2 Arkadaşınız değildir. söyledi. Farklı söyleyecek olan var mı? No. Tamam. Sınıfımızın mevcudu 46 kişi değildir dediğimde ilk önermenin değilini aldım. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi ikinci önerme elde ettim. İkinci bir önermem var. Sınıfımızın mevcudu 24 kişi değildir. Şimdi bu önermenin de değerini alır mısınız? Alırız. Sınıfımızın mevcudu 24 kişidir. Çok güzel. Şimdi tekrar başa mı döndük? Tamam. Evet. Demek ki Kendisini bir kendisidir. önermeye iki defa değerini aldığımızda yani değerinin değeri bir önermenin değerinin değeri kendisine eşit olmuş pardon. Eşit kavramını önermede kullanmıyoruz arkadaşlar. Kendisine denk olmuş oldu. Anlaştık mı? Evet. Bir önermenin değerinin değeri kendisine denktir dedik. Bununla birlikte hocam önermenin sembolü nedir? Yani bir okuyucu okuduğunda kabartma yazı okumuyor tabii. P'nin üzerinde tırnak işareti var çocuklar. Bu tırnak işaretini okuyucu size P önermesinin değeri diyecek. Anlaştık mı? P önermesinin sağ üst köşesinde tırnak işareti var. Bu P'nin değili demek. Şimdi bir soru okumak istiyorum size. Tamam? Değilini bulmanızı isteyeceğim. Nasıl Pi, yani hocam değil yok soru soracağım. yani Önerme değiliyle alakalı bir soru soracağım. Tamam mı? evet tamam Pi eksi kök 2 farkı birden büyüktür. Önermesinin değeri hangisidir? Tekrar ediyorum. Pi eksi kök 2 farkı birden büyüktür. Önermesinin değeri hangisidir? A. Pi eksi kök 2 farkı birden küçüktür.
B, pi artı kök 2 toplamı birden büyüktür. C, pi artı kök 2 toplamı birden küçüktür. D, pi eksi kök 2 farkı 1 veya birden küçüktür. E, pi Hocam eksi kök 2 farkı 1'e eşittir. bir daha okur musunuz? Denizli. Şimdi Denizli. önemli olan önermeye Denizli. odaklanın. Evet, pi eksi kök 2 farkı birden büyüktür diyor çocuklar. Bunun önermenin değeri dediğimizde tersini düşüneceğiz. Birden Adana değil büyüktür mi? diyorsa büyüktürün tersinin Denizli. Küçük eşit. küçüktür. Ama aynı zamanda büyüktür de sayıya da eşit olmadığı için tersinde eşitliği de alacağız. Bakın sadece birden büyükmüş. Tersi ne olacak? Hem küçük olacak hem de bu Hem sayıya eşit olacak. eşit olacak çocuklar. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. Pi eksi kök 2 farkı 1 veya 1'den küçüktür arkadaşlar. Tekrar edelim. Büyüktür dediğinde olumsuzu küçük eşittir. Küçük eşittir derse bunun olumsuzu büyüktür arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer büyüktür ifadesinin tersini aldığımızda küçük ve eşit, küçük eşittir ifadesi varsa bunun değerini alırsak sadece büyüktür şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Gelelim birleşik önermelere. Birleşik önerme nedir? Adı üzerinde arkadaşlar, iki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak bağlaçlarından en az biriyle birbirine bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye birleşik önerme diyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Artık tek tek önermeleri düşünmeyeceğiz. İki veya daha fazla önermeyi bağlaçlar yardımıyla yeni bir önerme haline getireceğiz arkadaşlar. Örneğin 15 sayısı asal sayıdır. Bu bir P önermesi olsun. Tamam mı? Q önermesi de şu olsun. 3 ile tam bölünür. Şimdi bunu birleştiriyorum. Bakın V ile birleştiriyorum. 15 sayısı asal sayıdır ve 3 ile tam bölünür. İki tane önermemiz vardı. V bağlacıyla ne yaptık arkadaşlar? Birleştirdik. Bağladım. Evet. X eksi 2 eşittir 4 ise, bakın x eksi 2 eşittir 4 ise x bir çift sayıdır. X eksi 2 eşittir 4 ise x bir çift sayıdır. Ne yaptım? İki önermeyi arkadaşlar ise ile bağlamış oldum. Anladım. Anlaştık mı? Şimdi Evet. bu önermeler, yani birleşik önerme ile ilgili öğreneceğimiz bağlaçlar var. Bu ilk bağlaç V bağlacını anlatacağım arkadaşlar. V bağlacında iki önermeyi V ile bağladık. Bu bağladığımız örneğin 15 sayısı asal sayıdır. 3 ile 15 sayısı asal sayıdır ve 3 ile tam bölünür. Şimdi iki tane önerme var. Bu önermelerin doğruluk değerleri var, doğru mu? Şimdi 15 sayısı bir asal sayıdır dediğim önermenin doğruluk değeri nedir? Bir sıfır. 0. Çok güzel. 15 sayısı 3 ile tam bölünür dediğimde bu önermenin doğruluk değeri nedir? Bir. 1. Şimdi ben 0 ile 1 olan doğruluk değerlerine sahip iki önermeyi V ile bağladım. V ile bağladığımda oluşan önermenin acaba doğruluk değeri neye denktir diyeceğiz çocuklar. Artık iki önermeyi birbirine bağladık. Doğruluk değeri nedir diyeceğiz. Şimdi bu durumda şunu yapacağız arkadaşlar. V bağlacını bir tane P, bir tane de Q iki önerme aldık. Yani iki tane sütunumuz var soldan sağa. İki tane sütunda dört tane durum mu vardı iki önermenin? Neydi söyleyin Evet. bana? 1-1, 1-0, Bir sıfır 0-0, sıfır bir 0-1, sıfır bir 0-0. sıfır. Şimdi bu doğruluk değerlerine sahip olan iki önermeyi V bağlacıyla bağlayalım. P ve Q dedim. V ters V'nin ters V'nin diyorum ya. V'nin tersi V bağlacı demek arkadaşlar. Tamam mı? Ya da yılbaşında takılan şapkalar vardır ya böyle. Üçgen dediğimiz. Tabanı olmayan üçgen düşünün, tamam mı? Tabanı olmayan üçgen. İşte bu sembol V demek.
P ve Q. 4 tane doğruluk durumu var. Birinci önerme doğru olup ikinci önerme doğru olursa ne olur? Yani 1 ve 1. 1 ve 1 daima 1'dir. Şöyle bir ipucu vereyim size çocuklar. V bağlacını çarpma işlemine benzetebilirsiniz. Yani birinci önerme doğru iken ikinci önerme doğru ise 1 çarpı 1'den 1 midir? Evet. Yani evet. Doğru. Birinci önerme doğru, ikincisi yanlış iken, yani 1'e 0 iken çarpma işlemine benzeterek düşünürsek sonuç neye denktir? 0, 0. Yanlış. 0 bir yutan eleman. Sonra P önermesi 0 iken Q önermesi bu sefer 1. Sonuç neye denktir? P ve Q dediğimde 0 ve 1 neye sıfır. Denktir? 0. 0'a. P 0, Q 0. Birinci de 0, ikinci de 0. 0 ve 0'dan neye denktir? Sıfıra denktir. Şimdi bu durumda arkadaşlar V bağlacı için şunu konuşabilir miyiz? Birinci ve ikinci önerme doğru iken sonuç P ve Q 1'e denktir. Diğer tüm durumlarda sıfıra denktir diyeceğiz. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Tamam. Şimdi V ile ilgili bir takım özellikler okuyacağız ama bu özelliklerin sonuçlarını sizlerden bulmanızı isteyeceğim. P ve 0 neye denktir? Nasıl bulacağız? Ben söyleyebilir miyim? Evet. P ve 0 0'a denktir. Evet. Neden? Çünkü çarpma gibi düşünüyoruz. P tane 0 0 yapar. Çarpma gibi düşündüğümüzde P çarpı 0 0'dır. Ya da hocam şimdi bakın. Özelliklerinde başlangıçtaki tek kuvvet, değişme, birleşme, dağılma özelliği var ama önce bunu biraz sizlerle deneyerek yapmak istedim. Şimdi P ve 0. Hocam, yani P'nin iki tane doğruluk değeri var. P ne olabilir burada çocuklar? Ya 1'dir ya da nedir? 0. 0. Deneyerek yapalım diyorum. Bakın yerine koyuyorum. P'nin yerine 1 koyarsam 1 ve 0'dan sonuç neye denk olur? 0'a. 0'a. P'nin yerine 0 koyarsam 0 ve 0'dan neye denk olur? Yine 0'a. Yine 0'a. Ben P'nin yerine ne yazarsam yazayım. P ve 0 daima neye denkmiş? 0'a. 0'a denkmiş. Var mı burada bir problem? Hayır. Yok. Diğerine bakalım. P ve 1'e bakalım. Neye denktir? Bakın deneyerek yapalım diyorum. P'nin yerine değerleri yazarak denemeye çalışalım. P ve 1. Şimdi P'ye ne yazabiliyordum? B'ye. Bir mi? İki tane doğruluk değerimiz var. Doğru mu? Evet. Bir 1 var bir de 0 mı? Evet. Tamam. P'nin yerine 1 yazalım. P'ye 1 yazdığımda 1 ve 1'den ne olur? 1. Tamam. P'ye 1 yazdım. Sonuç 1 oldu. P'ye 0 yazdığımda 0 ve 1'den sonuç neye denk olur? 0. Yani P'ye 0 yazdığımda 0 oldu. P'ye 1 yazdığımda 1 mi oldu? Evet. O zaman P'ye ne verirsem o mu çıkıyor dışarıya? Evet. Dolayısıyla P ve 1 daima neye denktir diyoruz? P'ye denktir çocuklar. Neden? P'ye Ya kesiyorum ama hocam telefondan mesela sürekli 10 dakikada ya da 15 dakikada bir sesimiz kesiliyor. O yüzden ben tekrardan kapatıp katılmak zorunda kalıyorum. Anladım. Biraz tekrar sesiniz var mı? Neyi tekrar? P ve 1 mi? Hı-hı. Tamam. P ve 1 neye denktir dediğimizde bunları deneyerek yapalım arkadaşlar. Ki bu şekilde pratik de yapmış oluruz. Şimdi P'nin yerine 1 yazdığımda İki tane doğruluk değeri var. Bir 1, bir 0. P'nin yerine 1 yazarsam 1 ve 1'den sonuç 1'e denktir. Doğru mu? Evet. P'nin yerine 0 yazarsam 0 ve 1'den sonuç 0'a denktir. Evet. Ben doğru. P'nin yerine ne yazarsam sonuç aynısı olmuyor mu? Oluyor. Evet. P'ye 1 verdim, sonuç 1 oldu. P'ye 0 verdim, sonuç 0 oldu. Demek ki P ve 1 daima P'ye denktir çocuklar. P'ye ne verirsek dışarıda o olmayacak mı?
Aynen. Dolayısıyla P ve 1 P'ye denktir diyoruz. Son olarak arkadaşlar P ve P'nin değili neye denktir? P ve P'nin değili. Şimdi P, P'nin değili. Bunu bahsettim diye hatırlıyorum ama şimdi P'nin iki tane doğruluk değeri var. Biri 1, diğeri 0 mı? Evet. Tamam. Şimdi P'ye 1 evet. verirsek değili ne olur çocuklar? 0. 0. Yani doğrunun değili yanlış. 1'in değili 0'dır. 0'ın değili 1'dir. Şimdi P'ye 1 olduğunda P'nin değili 0 mı? Evet. Evet. O zaman 1 ve 0'dan sonuç ne olur? 0. 0. Şimdi ben P'ye 1 verdim ama. P'ye 0 verseydim bir şey değişecek mi? P'ye 0 verseydim değili ne olurdu? 1. 1. 0 ve 1'den yine sonuç neye denk olacak? 0'a. 0'a. Demek ki P'nin değilinde, bak P ile P'nin değili V ile bağlandığında sonuç daima neye denkmiş arkadaşlar? 0'a.